Numan bin Sabit Hazretleri gençliğinde bir gün ark kenarında tam abdest almaya başlayacağı zaman ark sularına kapılıp gelen bir elma gördü. Elmayı haram helal olmadığını düşünmeden bir defa ısırıverdi. Hikmeti ilahi o ana kadar düşünmeyen Numan hemen hata ettiğini ve mutlaka elmanın sahibini bulup helal ettirmesi lazım geldiğini düşündü. Abdestini alıp namazını eda ettikten sonra suyun geldiği tarafa doğru gitmeye başladı. Elma elinde olduğu halde araya araya elmanın düştüğü bahçeyi ve sahibini buldu. Bahçenin sahibine meseleyi anlatıp elmayı yanlışlıkla ısırdığını ve hakkını helal etmesini istedi. İmam-ı Azam Hazretlerinin babasının bu hareketi elma sahibinin dikkatini çekmişti. Hakkını helal edemeyeceğini, helal etmesi için bazı şartlara olduğunu söyledi. Numan ne isterse yapacağını, yeter ki hakkını helal etmesini isteyip şartının ne olduğunu sordu. Elma sahibi de hakkını helal etmesi için 2 sene bahçesinde çalışması lazım geldiğini söyleyince Numan Hazretleri çaresiz kalmıştı. Ahirette ceza çekmektense bu dünyada bir şahsa 2 sene hizmet etmek daha iyidir diye düşündü ve şartlarını kabul ettiğini söyledi. Numan Hazretleri bir elmayı yanlışlıkla ısırdığı için elmanın sahibine 2 sene hizmet etmiş ve adamın işinde canla başla çalışmıştı. 2 sene dolduktan sonra adama zamanın dolduğunu ve artık hakkını helal etmesini istediğini söyleyince adam yine helal etmiyorum. Benim bir kızım var, onunla evlenirsem ancak o zaman helal ederim dedi. Hazreti Numan olur dedi adam, yalnız kızının kusurlu olduğunu, elinin çolak, gözünün kör, ayağının topal olduğunu, başının kel, kulağının sağır olduğunu söyleyip iyi düşünmesini ve sonra pişman olmaması gerektiğini söyledi. Hazreti Numan yine düşündü, taşındı, ahirette ceza çekmekten iyidir deyip kızla evlenmeyi kabul etti. Adam Hazreti Numan'a vermek için kızının büyümesini beklemişti. Düğün yapıldı, nikah kıyıldı. Numan'a gelinin olduğu odayı gösterdiler. Numan Hazretleri içeriye girip içeride kendisine söylenen bir kızın bulunmadığını görünce bir yanlışlık olduğunu zannederek hemen dışarı fırladı ve durumu oradakilere anlattı. Çünkü içeride kayınpederinin söylediğinin aksine her azası yerinde genç ve güzel bir kız kendini karşılamıştı. Kayınpederi bir yanlışlık olmadığını söyleyerek meseleyi şöyle anlattı. Benim kızım kördür, daha harama bakmamıştır. Sağırdır, haram dinlememiştir. Topaldır, gayrimeşru yolda yürümemiştir vesaire diye sayıp senin hanımın o içerideki bekleyendir, Allah mesul etsin dedi. Daha sonra seneler geçip bu evlilikten İmam-ı Azam dünyaya geldi. Annesi İmam-ı Azam'ı hocaya okuması için teslim etmişti. İmam-ı Azam unvanına kavuşan o zaman henüz 3 yaşında bulunan Sabit 3 günde Kur'an-ı Kerim'i hatmettiği zaman annesi, ah oğlum baban o elmayı ısırmasa idi sen bir günde hatmedecektin buyurdu. İşte büyük insanların geçmişi de böyle takdire şayan bir şekilde başlamış oluyor. Kalın sağlıcakla.